1970'de aşağıya indik. Var ama kimse o eski zamanda kimse kalmamış, biz kalmışız. Biz yaşıyoruz. Biz yaşıyoruz. Kayakent'teki yaşama dair izler çok taze. Yaşı 60'ın üzerindekiler mağara yaşamını hasretle anıyor. Çünkü çocuklukları ve gençlikleri o mağaralarda geçti. Su taşıdılar, okula, işe mağara evlerden gittiler. Bizim için çok iyiydi. Okul da vardı, okul da okuyorduk. Suyla su çekiyorduk. Yaşamımız buydu. Yani tezgah vardı, tezgahlar vardı. Böyle kilim, milim bir şeyler yapıyordular. Mağarada yaşıyorduk. Mağarada. Bir tek mağara boş yoktu. Bir desti vardı. Biz burada omzaya koyuyordu. Buraya suya çekiyordu. Oraya kadar su. Hasankeyf'e dair onlarca efsane var. Turistlerin ilgisini en çok tılsımlar çekiyor. Tarihi kentin gönüllü rehberleri çalınan akrep ve yılan tılsımlarını turistlere anlatıyor. İşte eski zamanlarda bu kapıdan geçeni kale içerisinde hiçbir şekilde halkı yılan ve akrep sokmazmış kapıda bir tılsım olduğu için. İşte rivayetlere göre Mısır'dan gelen bir turist üst tarafta akrebin tılsımını çalar ve akrebin tılsımı bozulur tabii. İşte o günden bugüne kapıdan geçeni kale içerisinde hiçbir şekilde yılan sokmaz ama akrep sokabilir. Kentin eski sakinlerinden Sıtkı Batı Bey de tılsım efsanesini doğruluyor. Akrep vardı sokmazdı, yılan vardı sokmazdı. Yani o durum vardı, hala orada yılanın işareti var orada kapıda. İpek Yolu üzerindeki şehirde yok yoktu. Dükkanlar, saraylar, özel iletişim sistemleri, yüzyıllarca kullanılan tandırlar. Arkeolojik kazılarda bugün bile binlerce yıllık eserler çıkıyor ortaya. Burası Hasankeyf'in çarşısı. 1970 yılına kadar çarşı olarak kullanılan bu mekan Romalılar döneminden kalma. Geçen yıl burada bulunan tandır tam 3000 yıllık. Bu su giden su. Bu devletin İpek Yolu'dur. İpek Yolu'ydu. Kaptan olarak hepsi Hasankeyf. Diyarbakır, Kerkük, Musi. Tarihi kentin nüfusu son 40 yılda 15 binden 3 bine geriledi. Mağaralardan inerek betonarme yerleşime geçen Hasankeyfliler şimdi bir kez daha yer değiştirmeye hazırlanıyor. Ilısu Barajı'nın tamamlanmasıyla tarihi Hasankeyf sular altında kalacak. 3000 nüfuslu ilçe yeni yapılan yerleşim merkezine taşınacak. Hasankeyfliler sular yükselmeden evlerini terk edecek. Yeni ilçe merkezinin inşasına başlandı bile. Ancak Hasankeyfliler için çocukluklarının, gençliklerinin geçtiği eski kentten ayrılmak hiç kolay olmayacak. İnsan bir çakmağını bir yerde kaybetse ne kadar oradan geçerse o çakmağı arayacak. Yani biz kendi memleketimizi arıyoruz.